Sonra gece beni evine çağırdı. Önce ben yok dedim ama sonra içimden bir ses gitmemi söyledi. Bara geri döndüm. İşte Gizem, arkadaşları falan Gizemlere gittik. Sonra herkes dağıldı, biz kaldık. Sonrasını söylemek zorunda değilsin ortak. Yok ya, öyle bir şey olmadı. Yani sabaha kadar konuştuk ortak. Daha doğrusu ben konuştum, o dinledi. Herhalde kızcağızın başını şişirmişimdir sabaha kadar. Şeyma da Şeyma, Şeyma da Şeyma. Ben de onu soracaktım. Peki Şeyma? Ya ortak, vallahi olmuyor ya. Sen de gördün, kaç kere denedik. Yani kötü bir insan diyemiyorum ama kötülük yapıyor ya. Ne bileyim, zaten öykülerden, kahvaltıdan çıktıktan sonra mahallede de gördüm. Yüzüğünü falan çıkartmış, silmiş beni yani. Artık bana da onu silmek düşer herhalde. Haklısın. Kangrenli kolu kesip atmak lazım değil mi? Galiba öyle yapmak lazım ya. Bilmiyorum vallahi. Ne bileyim, o gün kafama öyle esti, öyle davrandım. Fazla düşünmek istemiyorum ya. Plan program yapmak istemiyorum aslında, biliyor musun? Sırada ne varsa onu yaşamak istiyorum. Vallahi en iyisi. Gerçekten en iyisi. Senin derdin neymiş bakayım? Ortak. Benim mesele derin ya. Derin mesele. Güzel kitap ismi olurmuş bundan. şey mi? Öykü'nün yemekte anlattığı hikaye mi? Sorma. O gün... Derin Bey! Derin Bey! Derin Bey! Daha kaldıracak hali yok derken fazla mı büyük konuştum acaba? Derin Bey! Derin Bey! Cep telefonu kullanmayan adam mı kaldı ya bu devirde? Safsız meşe ağacının orada buluşalım diye tarif mi olur ayrıca? Ben nereden bileyim safsız meşe ağacını? Tüm cinsler de beni bulur zaten. Bunların sapına nereden bakılıyor ya? Kayıngiller familyasından gelir sapsız meşe ağacı. Palamutları sapsız, yaprak dipleri kulaksız olur. İşte sapsız meşe. Tabii ya, bilmez miyim? Şey, bunlar meşe familyaları falan var bunların. Kayınçogillerden kulaksız meşe. Şey, bunları böyle tek tek ara, bir tanesinde bir tane kulak bulamazsın. Hepsi kulaksız bunların. Şey, bu yıl da iyi meşe yapmış. Uyum sağlamak zorunda değilsin. Biraz cins biri olduğumu kabul ediyorum. Herkes söyler zaten. Siz onu da mı duydunuz ya? Düzeltiyorum. Sen onu da mı duydun ya? Şey, hani biz şimdi ormandayız ya. Buralar hep böyle cins cins, börtü, böcek, kuş falan bile var. Ben ondan şey etmiştim. Doğru. Şu arkadaki yılan cinstir mesela. İşimiz uzun. Amma kuruntulu adam oldum be ortak. Yani bunlar cici mayları, olur böyle kıskançlıklar. Sen sanki Şeyma için yeri göğü yıkmadın. O konuyu kapattık. Sen kimin tarafındasın? Benim tarafımda olman gerekmiyor mu? Ya tabii ki senin tarafındayım ortak da iş bu yani, iş hayatı. İyi de ben böyle bir işin... Affedersin. Ya farklı bir şey bu. Bak ben o adamı sevmedim. Ya bir insanın gözüne bakıp anlarım ben.
Mesela sana bakıyorum, iyi insan işte, belli. Teşekkür ederim, çok naziksin. Ama ona bakıyorum, hiçbir şeye benzetemiyorum. Neydi bakayım şu Derin'in soyadı? Derin Aydın. Bakalım. Derin Aydın. Oo, bayağı meşhurmuş bu adam ya. Baksana, Hollywood'da falan bir sürü oyuncunun ünlünün fotoğraflarını çekmiş. Ya bak, bir de adamı bana övüyorsun ha. Dur dur, biri bir şey yazmış. Parayla işi olmayan, hayatına teknolojiyi asla sokmayan, telefon bile kullanmayan, doğa ve aşk çocuğu bir sanatçı. Ne? Ne çocuğu, ne çocuğu? Aşk çocuğu. Aşk çocuğu ne ya? Ne alakası var? Hem o aşk çocuğuysa biz ne çocuğuyuz onu anlamadım. Vallahi ben de onu bilmiyorum kardeşim ama bu arkadaş bayağı sağlam birine benziyor. Mete, sana tarafını seç dedim. O adam lavuğun teki. Abi abartıyorsun yani. Bence bu adam o kadar da... Hıyarın teki. Çok mu? Lavuk. Zibidi. Zibidi. Hem de sarı. Sarı zibidi. Hı. Mutlu oldun mu? Tamam mı? Aynı tarafta olmamıza sevindim. Ah ah. Genç mimar yaktı kendini ha. Şey, pardon. Biz tam olarak burada ne yapıyoruz? Yürüyoruz. Yürüyoruz. Peki, güzel. Peki tam olarak nereye yürüyoruz? O belli mi bari? Yok. Ama istediğin özel bir yer varsa oraya yürüyelim. Yok, iyiyim ben böyle. Ama ben işi tam olarak anlamadım. Hani biz bugünü böyle deneme günü demiştik ya. İşimiz yürümek değil, değil mi? O da işimizin bir parçası. Doğadan ilham alıyoruz. İlham, evet, güzel. Ama neden? Çünkü bir marka kış kataloğu için bana geldi. Biz de o marka için buradan ilham alıyoruz. Ha, peki, güzel. Ama fotoğraf çekmiyoruz. Yani ben makineleri takınca bir şeyler çekeceğiz sanmıştım. Her şeyin fotoğrafı çekilmez. Bazen tüm gün hiç fotoğraf çekmeden gezerim. Zaten bir süre sonra neyin fotoğrafını çekeceğini anlarsın. Ama eğer duygusal olarak seni etkileyen bir şey görürsen çekebilirsin, özgürsün. Peki bu işin mesai saatleri ne olacak? Yani kaçta gidip gelmem gerek? İstediğin zaman. Çalışmanın saati olmaz ki. Kendine göre ayarlarsın. Bir insanı zorla tutup ondan verim almak anlamsız olur. Ben, yani pardon, ben anlamadım. Bak, benimle çalışmak istersen zaten ne yapman gerektiğini bir süre sonra anlarsın. Tamam mı? Rahat ol. Kendini doğaya bırak. Kurma ortak, kafanda kurma. Çok geç artık, geçmiş olsun. Güldün mü sen? Yok canım, ne münasebet. Yok ya, ben arayacağım. Aa, ortak, bence öyle kıskandığını çok belli etme. Ne alaka ya, ben kıskanç mıyım? Yakıştı mı o zil sesi şimdi bu ortama? Bunu
açmam lazım. Ama bir dahakine ben şimdi sessiz alırım bunu. Sessiz alma bence, direkt çöpe at. Efendim Ayaz. Hayırlı işler Öykü Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Gayet iyiyiz. Ayaz da ne oldu? Ne mi oldu? Hal hatır sormak için arayamaz mıyız yani sevgilimizi? Ayaz, farkındaysan şu an bir iş görüşmesindeyim. Oo! Patrona benden selamlar. Ona en derin sevgilerimi yolluyorum. Alo. Alo Ayaz. Ayaz, sesin kesiliyor. Nasıl kesiliyor ya? Neredesiniz siz? Niye çekmiyor telefon? Biz şu an Taşdelen Ormanı'nda bir misir alanındayız. Alo. Alo. Alo Öykü. Ben seni sonra arayayım mı? Öykü. Alo. Ne oldu ortak? Neredelermiş? Ormanda. Oo. Nerede bizim top? Kafana atacağım onu. Nerede o? Ya ortak, nerede olacaklardı ya? Adam fotoğrafçı, sanayide mi olacaklardı? Oğlum, kız ormandayız dedi ya. Üf, çekmiyor bu. Buralarda normal. Çekmesin de zaten. Ne gerek var? Yani aslında çekse iyi olurdu tabii. Dikkat et, kaçmasın. Neyi çekeceğini anlarsın derken bundan bahsediyordum. Çok güzel. Niye çekmiyoruz? Bazen çekmem. O andan hoşlanırsam kameranın dikkatimi dağıtmasını istemem. Anın içinde kalırım. Anın içinde kalmak. Kendi evimi geri almış kadar sevindim. Ya, Öykü'nün buna çok ihtiyacı vardı. Çok zor günler geçirdiler. Evet. Kötü oldu tabii. Sonunda rahat bir nefes aldılar. Aslında bu olayın tek bir olumlu yanı var, biliyor musun? Ya, evet, çok kötü şeyler yaşandı ama bir yandan da iyi oldu. Herkes Şeyma'nın ne mal olduğunu anladı. Abim de, Öykü de. Herkes. Ya Burcu, benim sana anlatmadığım bir şey var. Ortak, hakikaten başım döndü ha. Ya hala ulaşılamıyor diyor ya. Merhaba Mete. Ha, merhaba annem. Ben sizi yalnız bırakayım. Telefonlarıma niye cevap vermiyorsun? Gerçekten şaşırdın mı? Hayır, gerçekten telefonu açacağımı mı zannettin? Ben senin annenim. Ben seni tanıyamıyorum ama. Bugün televizyonda gördüğüm kadın annem değildi. Problem ne Ayaz? Ya buna hala sorduğuna gerçekten inanamıyorum ya. Ne oluyor sana? Ya kendine gelsene biraz. Ben yanlış bir şey yapmadım. Sadece ona yardımcı olmaya çalıştım. Ya kızı herkesin içinde rezil ettin. Bu mu senin yardım anlayışın? Kızın gururu yerle bir oldu ya. Neden? Çünkü Önem Dinçer'in itibarı çok önemli. Çünkü Önem Dinçer asla yılmaz. Al işte, yılmadın. Ama birçok insanı yıktın. En çok da beni. Ayaz.
Nereden bileyim ben yalan söyleyeceğini? Öyle intihar edeceğim falan dedi. Ben de atladım gittim Burcu. Ne yapayım? Niye bana söylemedin? Fırsat olmadı. Yaratsaydın o zaman. Ne demek fırsat olmadı? Söyleyebilirdin bana. Söyleseydin böyle bir bağırıp çağıracaktın işte Burcu. Şimdi ne değişti acaba? Hiçbir şey değişmedi işte. Üzücü olan da o değil mi? Ya sen ne diye gidiyorsun bu kızın yanına? Ha? Sen milletin dert babası mısın? Nasıl kanarsın bu kıza? İntihar demişmiş. Ya abim bile kanmazdı buna. Saf mısın sen ya? Ya vicdanım el vermedi. Ne yapsaydım yani? Otursaydın oturduğun yerde. O kız böyle olmayı çoktan hak etti zaten. Ya ben de öyle dedim. Söyledim. Öykü'ye yanlış yaptın dedim. Kızdım ona. Ay. Bravo ya. Bravo. Çok güzel yapmışsın. Burcu yapma böyle lütfen. Yahu sana ne? Sevgilisi misin sen bu kızın? Sana ne? Abim gitmiyor kızın yanına. Sana ne oluyor? Vicdanlı biriyim ben çünkü. Kusura bakma. İyi. Ben seni vicdanına baş başa bırakayım o zaman. Yönetmeni gibi bir şey mi bu? Çünkü benim çizime yeteneğim var ve diğerini yapabilir miyim bilmiyorum. Senin yapacağına inanmasam sana teklif etmezdim. Bak, modellerine güzel bir dünya çizesin istiyorum. Ben senin defileni izledim. Bence senin sadece çizme yeteneğin yok. Bence muhteşem bir ambiyans yaratmıştın. Hem modellerin hem kurduğun dünya harikaydı. Sonunda savaş sanatlarına gönderme yaptın herhalde ama orayı tamamladın. Ya tamam, kabul ediyorum. O kavga olmamalıydı. Ama aslında ben... İyi misin? Ha bir dakika, bir dakika. Kızın çok acıyor. Dur, dur, dur. Gel, tamam. Sakin. Uzan şöyle. Tamam, geçecek şimdi. Halledeceğim ben. Ya gerek yoktu. Hiç şey yapmasaydın. Tamam, kendini bana bırak. Tamam mı? Merak etme. Ne yapacağımı biliyorum. Öykü. Ne oluyor burada? Yani anlayacağınız benim öyle kötü bir niyetim yoktu. Ya olamaz da zaten ne bileyim. Vicdan yaptım Şeyma için. Daha yeni başladığımız bir ilişki. Böyle saçma sapan şeyler yüzünden aramız açılınca böyle kan beynime sıçrıyor benim ya. Sana bir tane kelime söyleyeceğim. Dinliyorum. Sürpriz. Sürpriz mi? Hı hı. Kadınlar sürprizlere bayılırlar. O yüzden mesela İlker bana hiç sürpriz yapmaz. Değil mi İlkerciğim? Efendim aşkım? İşine bak canım sen. İşine bak. Emre, bak şimdi İlker'le böyle kafa kafaya verin. Yarına kadar güzel bir sürpriz düşünün. Ama öyle aceleye falan getirmeyin, tamam mı? Zaten Burcu buraya gelip senin onun için yaptıklarını görmesi bile yumuşamasına yeterli sebep olacaktır. Değil mi İlker? Evet canım, yeterli bir sebep olacaktır. Evet, dinliyorum seni. Ya şimdi hani buralar hep tümsek ya. Ben de yürüyordum. Hem de konuşuyordum yürürken aynı zamanda. Sonra bir anda ayağım bir böyle boşluğa denk geldi.
kaydım ve burkuldu. Sonra da kramp girince derinde onu şey yapıyordu. Bir dakika, bir dakika. Senin ne işin var burada? Ben koşuya çıkmıştım. Bu kılıkla. Ne var bunda? Olamaz mı yani? Ben hep böyle koşarım. Dur, kasma kendini. Hemen düzelteceğim. Hop, sen neyi düzeltiyorsun ya? Bırak bu ayakları, bırak. Öykücüğüm, sen bana güven. Ben sporcuyum, tamam mı? Ayol. Bir şey söyleyeceğim, yanlış yapıyorsun. Bak, böyle yapacaksın. Tamam mı? Ya sen ne meraklı çıktın ya? Bırak ayağı, bırak. Ya! Ya arkadaşım, bırakır mısın? Bak, yumuşak doku yüz ediliyorsun. Bırak, bırak bana. Ya burada çapraz bağları var, zarar vereceksin. Ver şunu. Hiç mi spor yapmadın? Ya bırak şunu, bırak şunu. Öykü, iyi misin? Bak koçum, öyle olmaz, öyle olmaz. Bu amatör işler böyle. Ya arkadaşım, bırakır mısın bir? Ya bak, kıracaksın. Ver şunu, bırak. Evet, çok ciddi bir şey yok. Ama yani incitmiş tabii biraz. Ben incitmedim. Bir öküz incitti. Senden bahsediyorum. Bu akşam biraz dinlenmesi lazım. Bir iki saat sargıyı tutun. Sonra çıkarabilirsiniz. Önemli bir şey yok. Küçük bir burkulma. Teşekkürler doktor bey. Asıl ben teşekkür ederim doktor bey. Geçmiş olsun. Derin kardeş. Yardımın için sağ ol. Ama artık ben de. Sen gidebilirsin hadi. Öykü. İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. İyi iyi. Gayet iyi. Merak etme. Bak doktorun dediği gibi, tamam mı? Dinlen. Tamamdır. Görüşürüz. Haberleşiriz. Görüşürüz. Hareketlere bak. Ezik. Ya sen kendine baksana. Senin kıskançlığın yüzünden düştüğüm duruma bak. Ayağım resmen elinde kaldı. Ya ben bir şey yapmadım. Onun hareketleri yanlıştı. Onun suçu. Ayrıca kıskançlık falan değil. Ben sana ulaşamadığım için geldim. Ya ben adama güvenmiyorum diyorum. Sen resmen adamla ormana gidiyorsun. Ya şuna bak. Hem suçlu hem güçlü. Gerçi keşke güçlü olmasaydın da ayağım yerinde dursaydı. Ya of, abartma. Ne dedi doktor? Yumuşak doku zedelenmesi. Anladın mı? Adı bile güzel. Yumuşak. Hiçbir şey olmaz ondan. Peki acaba ben böyle eve nasıl gideceğim? Annem ne kadar panik olur? Sargı çıkana kadar bırakmam seni zaten. Sevgililer böyle günler içindir. Ben seni iyi edeceğim, merak etme. Aman daha kötü etme de. Ya ne bu kokular geliyor içeriden pis pis? Ne yapıyorsun acaba içeride saatlerdir? Yuh, abartsaydın keşke. Harika bir çorba oldu. Ne bu? Kelle paça. Ya hayatta içmem ben bunu. Kendi ellerimle yaptım ama ayıp oluyor. Acaba koca karı tarifleriyle mi iyileştireceksin beni? Koca karımın... Sus, bir daha duymayın. Yoğun kolajen içermesi nedeniyle doku iyileşmesine birebir olan kelle paça... ...aynı zamanda çocukların kemik gelişimine de fayda sağlayan doğal bir vitamin deposu. Ya Ayas, kamu spotu musun nesin? Bir git Allah aşkına. Ayrıca çocuk muyum ben? Bunu içmeyerek çocukluk yapıyorsun. Bak iyileştirecek seni diyorum. Niye güvenmiyorsun bana? Çünkü geçen sefer de anneannemin şahane tarifi demiştin. O çorbanın içine bir zehir katmadığın kalmıştı. Bu farklı. Bu seni kesin iyileştirecek. Ne var bunun içinde? Bir şey yok. Keçi ayağı var.
Merak etme. Tırnaklarını, kıllarını falan hepsini ayıkladım. Ay, Ayaz içmem ben bunu ya. Gel bakayım sen. Hadi iç. İç ya. Şunu. Çok güzel oldu bak. Çok beğeneceksin. Al. Al iç. Oh mis. Hmm. İç şunu hepsini iç. İç. Mis. Kızım sen deli misin? Ha niye söylemiyorsun yüzüğü verdiğini? İyilik yap denize at. Yok ya. Ya Olcay adım çıktı bir kere. Her yaptığım iyiliğin altında insanlar kötülük arayacaklar. Herkes bana acıyor. Kimse güvenmiyor bana. Ay vallahi bayılacağım ha. Yeter. Bak kuzum. Çok güzel bir adım attın iyi olma yolunda. Yüzüğü verdin. Çok güzel bir iyilik yaptın. Ne ekersen onu biçersin. Kötülük yaptın. Kötülük buldun. Şimdi iyilik yapıyorsun. İyilik bulacaksın. Öykü'ye biraz zaman ver. Şimdi sıra Mete'de. Mete'yi geri kazan. Onunla barışmak senin elinde. Yani artık barışmamız imkansız gibi bir şey. Ben çok bekledim Gizem. Her şey düzelsin diye, o düzelsin diye ama yok, olmadı. Kaç kere alttan aldım ya, kaç kere göz yumdum. Hatta suçu kendime bile attım ama yok. Onun yanlışları aksine giderek çoğaldı. Sadece bana da değil, yani çevresine, arkadaşlarına, en yakın arkadaşına bile. E bir yerde de bardak taştı. Bu tip bir ilişki benim de başımdan geçti. Durmadan aldatıyordu beni. Biliyordum. Hem onu çok seviyordum hem de ondan nefret ediyordum. Bunu da aşk sandım işte. Hiçbir şey söyleyemedim. Gözümün içine baka baka yalan söylüyordu bana. Ve ben her seferinde inanıyordum ona. Ama saflıktan değil Mete. Ben sadece ona inanmak istiyordum. Ona muhtaç gibiydim. Sanki o olmadan hiçbir şey yapamazmışım gibi hissediyordum. Ama bak, bugün buradayım. İnan bana hayat devam ediyor. Artık çok geç. Hayır efendim. Yarın bu işi bitireceksin. Git ona güzel bir sürpriz falan yap. Evi de senin geri aldığını söyle. Yüzüğü de neden verdiğini anlat. Ucuz kahramanlıklar yapma Şeyma. Git sevdiğin erkeği kazan. Haklısın ya. Hayat devam ediyor. Benim de önüme bakmam lazım artık galiba. Peki bir şey soracağım. Nasıl bitti ilişkiniz? Etrafımda başka insanlar da olduğunu gördüm Mete. Bana güzel davranan, yalan söylemeyen, beni her şeyimle sevebilen insanlar olduğunu, iyi insanlar olduğunu gördüm Mete. Anladım ki yalnız değilim. Bilmiyorum Olcay, bilmiyorum. Mete çok iyi biri. Bir gün kendi gibi birini bulacak ve beni unutacak. Yarını Mete'yi geri kazanma günü ilan ediyorum. O kadar. Peki. Dediğini yapacağım. Deneyeceğim. Ya ne yaramaz kızsın sen ya. Çorbanı da içmedin zaten. Ya bırak. Ama yaraların, onlar ne olacak? Yaralarım önemli değil. Önemli olan o maça çıkmak. Bana söz ver. Bu son. Bir daha dövüşmeyeceksin. Sana söz veremem. Beni bekleme. Hatta evde git. Dövüşü de izleme. Bunu söylemesi kolay. Hiç beni düşünmüyorsun. Neler hissettiğimi bilmiyorsun. Lütfen uzatma. Uyuyor musun sen bakayım? Şu an konsantre olmam lazım. Uyan çabuk. Hayır çıkmayacağım. Ya bu filmde uyunur mu ya? Bak en güzel sahnesi. Ya izliyorum ben. İkna olmayacağım Suzi. Vazgeç. Beni düşünmüyorsun. Peki çocuğumuzu da mı düşünmüyorsun? Onu buraya getirmedin değil mi? Tabii ki getirmedim. Deli mi sanıyorsun sen beni? Dövüş bitsin geç. Evde seni bekliyorum. Onu öp benim için. Bin ceza yaşadım sevgi için. Kaçmadın, kurtulmadın hayat senin.
ceza yaşadım zevk için. Kaçmadın, kurtulmadın, hayat senin. Telefonun çalıyor. Annem arıyor. Ya tamam, bir sakin ol. Ayağını acıtacaksın. Alo anneciğim. Kızın gururu yerle bir oldu ya. Neden? Çünkü Önem Dinçer'in itibarı çok önemli. Çünkü Önem Dinçer asla yılmaz. Al işte, yılmadın. Ama birçok insanı yıktın. En çok da beni. Aklımdan çıkmışsın. Ben tamamen unuttum geleceğini. Önemli değil. Beni artık tamamen unutabilirsin. Biz seninle ortak bir acıda buluşmuştuk. Sen kocanı, ben eşimi kaybetmiştim. O boşluklar tamamen doldurulamaz tabii ama birbirimize destek olduk. Güzel şeyler yaşadık. Ama sonra ne oldu biliyor musun? Sen değiştin. O değiştiğin yerde de ben yokum artık. Bütün bu konuşmanın sebebi Öykü ve Meral mi? Sebep çok önemli. Sen iyi biriydin. Sanırım artık değilsin. Ben artık seninle birlikte olamam. Buraya benden ayrıldığını söylemek için mi geldin? Yüzüne söylemek istedim. En azından bunu hak ediyorsun. Selma. Bülent Bey'e çıkışa kadar eşlik eder misin? Ya Ayaz, benim gitmem lazım. Yani evi daha yeni geri aldık ve ben
onların yanında olmalıyım. Tamam, ben seni bırakacağım. Acele etme, tamam? Önce bir eşyalarını toplayayım, ha? Nasıl doymuşum ya? Filmin etkisinde kaldım galiba. Böyle rüyalar gördüm. Ne gördün bakayım? Ya böyle sen, boks, ben, buzlar... Aman saçma sapan bir şeydi işte. Hayır, bir yerin de açıkta değildi ki. Gel bakayım buraya yaz. Gel. Vuracağım koluna. Uzat. Aa, sargıyı çıkaralım. Gel. Uzan bakayım sen. Hazır mısın? Çorba film falan değil de benim aslında başka bir tedavi yöntemim var. Hem de kesin çözüm. Hazır mısın? Uygulayacağım şimdi. Anında geçecek. Biliyor musun? Ben rüyamda... Neyse, boş ver. Geçti mi? Şimdi nasıl? Aslında bir de şurası ağrıyor. Hani ben düştüm ya. Başka? Bir de şurası sanki böyle. Başka? Aslında bir de şurası. Bakayım. Sadece Öykü, ben o adamı pek sevmedim. Yani içime sinmeyen bir şey var onda. Ayaz, ben senin içine sinmediğini bile bile onunla çalışmak ister miyim sanıyorsun? Tabii ki hayır. Ama bu yaşananlardan sonra kimse beni işe almaz. Başka seçeneğim yok. Olsa zaten derinde çalışmam. Daha önce çalıştığım bir alan bile değil. Ama başka alternatifim yok. Ve biliyorsun aileme destek olmam lazım. Annem beni bekler. Ha dur, çoraplarını giydireyim. Getir bakayım ayağını sağa, sağa. Gel bakayım.